Evet, Galatasaray kamp yapmak üzere Antalya'ya indi değerli izleyenler. Hemen sözü Emre Kaplan'a bırakalım. Ezgi, teşekkürler. Galatasaray kafilesi yaklaşık 5 dakika önce Antalya Havalimanı'na inmişti. Şu anda da yavaş yavaş oyuncular kafile havalimanından, terminal binasından çıkıyor. Sarı kırmızılı takım devre arasında aslında gerçekleştiremediği kampı sezonun son 8 haftası öncesinde gerçekleştirecek. 4 günlük bir kamp çalışması bugün başlayacak. Bugün saat 17.15'te ilk antrenman Perşembe günü tamamlanacak ve tekrar İstanbul'a dönecek sarı kırmızılı kafile. Oyuncuların, personelin, ailesinin de ailelerinin de buraya geldiğini söyleyelim. Bir anlamda bir moral kampı da olacak Galatasaray kafilesi için bu. Şu anda yavaş yavaş oyuncular çıkıyor, kafileye bakıyoruz. Herhangi bir kamp kadrosu açıklanmadığı için tek tek bakmaya çalışıyoruz. Serç Orye'yi görüyorum şu anda. Önümüzden geçiyor. Kerem Demirbay burada bekleyen taraftarlarla fotoğraf çekiliyor. Onların isteklerini, taleplerini kırmadı ve şu anda da yavaş yavaş kafile çıkıyor. Yine genç oyuncuların da takviye edildiği bir kafile olduğunu söyleyelim. Efe'yi görüyorum, Cankat'ı görüyorum, Ali Turap Bülbül'ü görüyorum genç isimlerden. Onlar da takımla birlikte burada kampta yer alacaklar. Yanı sıra yine U19 takımından Berat Luş da kafile dahil edildi. O da yine çalışmalarda takımla birlikte yer alacak. Berkan Kutlu, Tete, Sergio Oliveira ve Carlos Vinicius şu anda tam kameramızın açısında yer alan isimler. Sergio Oriye'yi az önce gördük. Onun da tabii dönüşü bir süredir bekleniyor. Dediğimiz gibi oyuncular aileleriyle buraya geldiler. Bu 4 günlük süreç tabii ki hem antrenman anlamında Galatasaray'a faydalı olacak hem de tabii bir moral kampı da diyebiliriz. Bu arada Dries Mertens de kucağında oğluyla birlikte çıkıyor ki oğlu da artık İstanbul'da, Türkiye'de en az Mertens kadar popüler hale geldi diyebiliriz. O da şu anda meraklı bakışlarla taraftarı takip ediyor. Buradaki gazetecileri, taraftarı takip ediyor. Oldukça keyifli, oldukça güzel görüntüler olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Galatasaray'ın özellikle galibiyetten sonrası kulüp televizyonu da kendisine bir mikrofon uzattı şu anda ama bir aile şaşkın tabii ki. Buradaki kalabalık, buradaki gürültü biraz Ciro'yu da etkilemişe benziyor. Yavaş yavaş kafile tamamlanıyor. Dediğimiz gibi oyuncuların aileleri, eşleri, onlar da takımla birlikte, kafileyle birlikte buraya geldiler. Bu 4 günlük süreci hep birlikte geçirecekler. Ve son 8 hafta öncesinde hem kondisyon hem taktiksel anlamda hem de moral anlamında bir yükleme yapılacağını söyleyelim. Yine burada Antalya'da 6 yaş milli takımların kamplarında olan isimler var. Bu arada Mauro Icardi, Fernando Muslera ve Lucas Torreira'yı görmedik kafileyle birlikte gelen isimler arasında. Ki onların izinleri devam ediyordu. İstanbul'daki çalışmalarda da zaten takımla birlikte yer almamışlardı. Şu anda da yavaş yavaş takım otobüsü toplandı ve takımın kamp yapacağı yere doğru hareket başlıyor. Belek'te gerçekten yaklaşık buradan havalimanından 20-25 dakikalık bir mesafe olduğunu söyleyelim. Bugün 17.15'te ilk antrenman basına kapalı. Yarınsa saat 17.15'teki çalışma basına açık olarak gerçekleşecek. Oradaki görüntüleri de, antrenman detaylarını da yine A-Spor ekranında paylaşacağız ki Antalya kampı, Belek kampına dair tüm detaylar, tüm görüntüler de burada olacak. A-Spor ekranında olacak. Yavaş yavaş kafile toplanıyor. Oyuncular takım otobüsüne geçti. Aileler için ayrı bir araç var. Onlar da yavaş yavaş oraya doğru gidiyorlar. Hep birlikte Belek'te oteline geçecekler ki son haftalara girerken dediğimiz gibi Galatasaray adına özellikle moral anlamında önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor ve yavaş yavaş da kafile buradan ayrılıyor. Güvenlikler şu anda talimatı verdi. Taraftarların hala tezahüratları devam ediyor. Yavaş yavaş takım otobüsü ayrılacak. Biz de yavaş yavaş yayınımızı noktalayalım. Takım otobüsü havalimanından ayrılıyor. Belek kampına dair tüm detaylar Galatasaray'ın A-Spor ekranında olacak diyelim. Sözü tekrar sana.